Peki, Baki Bey Doğuş Oto'yu sormuş. Doğuş Oto'da şu an en son 9 aylık bilançosu var elimizde. Ama 9 aylık bilançoda da çok ciddi bir karlılık var. 8,6 milyarlık bir öz sermaye karşılık 5,4 milyarlık bir karlılık. Oldukça yüksek bir karlılık. Bu hisse senedinde de dikkat ederseniz arkadaşlar, bilanço performansı çok iyi olan hisselerde genelde 60 günlük ortalamanın altına çok fazla sarkmıyor hisseler. O yüzden bu hissede de dikkat ederseniz geçen yıldan beri bu hisse senedi 60 günlük ortalamanın altına hiç sarkmamış. Yani satışlar gelmiş ama 60 günlük ortalamada kilitlenip kalmış. Daha aşağısına sarkmamış. Yani bu tarz detaylar bizim için çok önemli istatistikler arkadaşlar. Yani bu bizim için bu hisse senedinin stop seviyesini gösteriyor. Buranın altına sarkması durumda büyük bir ihtimalle bir trend değişimi başladığı şeklinde yorumlayabiliriz. Olumsuz ama şu anda hep 60 günlükten dönüyor olması ve yönünü hep yukarı çeviriyor olması tekrar bu hisse senedinin yükseliş trendine hazırlandığının bir göstergesi. Ve bugün itibariyle 169 fiyat seviyesinin kırması ve üzerinde kapatması da şu an için yukarı yönlü yükselişin devam etme olasılığını arttırmış durumda. Burada bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece ilk hedef seviyesi 186 ve asıl kısa vadeli diyorum. Hedef seviyesi önceki zirve seviyesi olan 197 seviyesi olacaktır. Yani taşınması gereken orta vadede çok fazla riski olmayan hisseler arasında diyebiliriz. Peki, Nazım Bey Teknosa'yı